Akşam annemle babam televizyon seyrediyorlardı. Annem geç oldu dedi. Zaten yorgunum, ben yatıyorum. Annem kalktı, mutfağa gitti. Çerez meyve tabaklarını çalkaladı, kaldırdı. Sabaha hazır olsun diye çaydanlığı doldurdu, demliğe çay koydu. Şekerliğe baktı, dibinde az kalmış. Üstüne ekledi. Kahvaltı için buzluktan ekmek çıkardı. Akşam yemeği için çözülsün diye de eti aşağı koydu. Kahvaltı masasını hazırlamak için masanın üstündekileri topladı. Telefonu şarja koydu. Telefon defterini kapatıp yerine koydu. Sonra çamaşır makinesinden ıslak çamaşırları çıkarıp bastı ve makinayı tekrar doldurdu. Banyodaki çöp sepetini boşalttı. Islak bir havluyu kurusun diye duş perdesinin borusunu astı. Bir gömlek ütüledi, gömlek düğmesini dikti. Çiçekleri suladı. Esneyerek gerildi ve yatak odasının yolunu tuttu. Çalışma masasının yanından geçerken durdu. Öğretmene tezkere yazdı. Okul gezisi için para sayıp ayırdı. Eğildi, sandalyenin altına girmiş ders kitabını aldı, masanın üstüne koydu. Kek tarifleri defterini çıkardı, arkadaşına söz verdiği tarifi bir kağıda yazdı, çantasına koydu. Bakkaldan alınacakları not etti. Notu da çantasına koydu. Sonra losyonunu yüzüne sürdü, dişlerini fırçaladı. Tırnaklarına baktı, törpüledi. İçeriden "Sen yatmaya gitmemiş miydin?" diye seslenen babama "Şimdi gidiyorum." deyip köpeğin su kabını doldurdu. Kapıları, pencereleri kontrol etti. Holdeki lambayı yaktı. Kardeşimin odasına gitti. "Oğlan uyumuş." diyerek lambasını söndürdü. Bilgisayarını kapattı. Gömleğini astı. Yerdeki kirli çorapları toplayıp sepete attı. Bana geldi. "Hadi yat artık. Biraz da yarın çalışırsın." dedi. Kendi odasına gitti. Saati kurdu. Ertesi gün giyeceklerini hazırladı. 6 maddelik acil işler listesine 3 madde daha ekledi. Kendi kendine iyi geceler diledi. Hayallerinin gerçekleştiğini gözünün önüne getirdi. İşte o sırada babam televizyonu kapattı. Ortaya öylece bir ben yatıyorum dedi ve gitti yattı. Sizce bu işte bir gariplik yok mu? Sağlıcakla kalın.